Merhabalar sevgili arkadaşlar. İngilizce temelini oluşturmak için her gün ayrı bir bölümünü tamamladığım slaytla devam ediyorum. İsim ve fiil cümlesi ayrı ayrı tek başına işlenmişti. Şimdi karışık metin olarak öncelikle metni düz vereceğim, ardından metni şu şekilde renklendirerek göstereceğim size. Hem isim hem de fiil cümlelerini ayırt edebilmek için. Cümlemize başlıyorum. Ya da metnimize diyelim. Hello everybody, I am Buğra. I am from Hendek and I live with my family. My family is four people, my mom, my dad, my sister and me. I'm 13 years old. I love my family because they are nice and kind to me. I go shopping with my dad and my mom cooks dinner with my sister. We like our house because it's very big and comfortable. We are not rich but we have enough income. Evet, şu cümleyi, şu metni arkadaşlar bir YouTube'da videoyu durdurup adam akıllı kendiniz bir okuyun, anlamlandırmaya çalışın, anlayın. Ardından ikinci slaytımıza geçeceğim ve slayta tek tek cümleleri analiz edeceğiz. Geldik analize arkadaşlar. Hello everybody. Merhaba millet. I am Buğra. Bakın şu kırmızıyla boyamış olduğum bütün cümleler isim cümlesi. Hemen isim cümlesinin mantığındaki emizar olayına bakalım. Kırmızı cümlelere bakalım. Am var. Am var. Is var. Am var. Are var. Is var. Are var. I am Buğra. I am from Hendek. Ve yeşillerde arkadaşlar emizar yok. Bir fiil var. Bir fiil var. Bir fiil var. Bir fiil var. Fiil var ve fiil var. Burayı beraber inceleyelim. I am Buğra, I am from Hendek and I live with my family. Ben Buğra, ben Hendek'tenim ve ailemle yaşıyorum. Bakın, ben Buğra'yım, ben Hendek'tenim. İki cümlede de fiil yok. Ve ailemle yaşıyorum da fiil var, yaşamak. My family is four people. Benim ailem dört kişidir. Bakın dört kişidir'deki dir is. Dolayısıyla fiil yok. My mom, my dad, my sister and me. Bu burada hiçbir şey yok. I am 13 years old. Ben 13 yaşındayım. Buradaki yım, am'de. Dolayısıyla yine fiil yok. I love my family. Ailemi seviyorum. Because they are nice and kind to me. Çünkü onlar bana hoş ve kibarlar. I go shopping with my dad. Babam ile alışverişe giderim. Ve annem akşam yemeğini pişirir kız kardeşimle. Biz evimizi severiz çünkü o çok büyük ve rahattır. Rahattır. Büyüktür ve rahattır. We are not rich but biz zengin değiliz. Değiliz. Fakat we have enough income. Biz yeterince gelire sahip. Bakın sahip olmak fiil olduğu için sahibiz diyeceğiz burada have için. Evet, şimdi genel bir mevzuya giriyoruz. Zamanlar arkadaşlar İngilizce'de üniversitenin sonunda belki ancak eğer İngilizce ile alakalı direkt bir ders görürseniz hususuyla hazırlık gibi ya da bir dil kursuna giderseniz çok ileri seviyelerde ancak bunları gösterecekler. Toplamda 12 tane farklı zaman var. Kırmızıyla belirlemiş olduğum zamanlar ana zamanlar, asıl zamanlar. Onları bilmezseniz olmaz. Ardından yavaş yavaş bilmeseniz de olur diyeceğimiz zamanlar başlıyor. Bir geniş zaman, present simple isimli. Gelecek zaman, future simple. Şimdiki zaman, continuous simple. Geçmiş zaman da past simple. Bu dördü olmazsa arkadaşlar hiçbir şekilde bir şey anlayamazsınız. Okuduğunuzu anlayamazsınız. Yazılanları anlamlandıramazsınız ve siz de bir şeyler kuramazsınız. Cümle kuramazsınız yani. Yakın geçmiş zaman present perfect. Bu 8. sınıfta gösterilecek bir konu. Geçmiş zamanın hikayesi present continuous. Geçmiş zaman burada şu present olmayacak. Past olacak. Past continuous. Çünkü geçmiş demişiz. Past continuous arkadaşlar yapıyordum, ediyordum gibi iki zamanlı bir zaman. Yani yapıyor şimdiki zaman gibi gözüküyor ama dum diyerek yapıyor, dum diyerek de onun hikayesini vermiş oluyoruz.
Gelecek zamanın hikayesi Future Continuous arkadaşlar. Şu present'e takılmayalım. Burası past olacak. Ben slide'ımı da düzeltip YouTube'da en son videonun altına bu slide'ı koyduğumda düzgün bir şekilde alacaksınız. 8. zaman geçmiş zamanı rivayeti past continuous. Geçmiş zamanın hikayesi ve geçmiş zamanın rivayeti burada past perfect continuous şeklinde bir şey olabilir. Gelecek zamanın rivayeti future continuous. Yakın geçmiş zamanı sürekliliği present perfect continuous ve gelecek zaman rivayetinin sürekliliği future perfect continuous. Geçmiş zaman rivayetinin sürekliliği de past perfect continuous tense diye geçiyor. Bunları çok kafanızı yormayacağız. Çünkü biz burada zaten öncelikle 4 tane zamana ışık olacağız. Ardından da devam edeceğiz. Zamanların en önemlileri dediğimiz gibi bunlar. Present simple, future simple, continuous simple ve past simple arkadaşlar. Bu zamanları halledersek geriye kalanı kendilerinden yavaş yavaş gelmeye başlayacak. 5 ve 6'da yine öğrenmesi gereken zamanlardan bazıları geçmiş zamanın hikayesi ve yakın geçmiş zaman. Gelelim geniş zaman arkadaşlar. Geniş zaman, present simple dediğimiz şey 3 aşamada ya da 3 yerde kullanılır. 1. Bilimsel gerçekliklerde mesela ay döner, dünya döner, güneş etrafında dönerler bunlar. Ve bunlar bir bilimsel gerçekliktir. Döner diye söylediğimiz cümleler geniş zamanla yapılır. Suyu yere dökersek yer ıslanır. Bu bir bilimsel gerçektir. Bu Çin'de de olsa böyledir, Türkiye'de de olsa böyledir. Dolayısıyla cümleyi kurduğumuzda eğer suyu dökersen yer ıslanır zamanı olarak geniş zamanda kullanılan bir cümledir. B anlamlandırması nerelerde kullanılır sorusunun cevabı olarak sürekli, düzenli ve rutin yaptığımız işlerde dişlerimi fırçalarım, sabah 7.30'da kalkarım gibi normalde sürekli yapa geldiğimiz şeylerde bunu kullanabiliyoruz geniş zamanı. Hayatta olan genel geçer eylem ve durumlarda arkadaşlar. İşte otobüs saat 8'de kalkar, güneş saat 7'de doğar ya da bu tarz bilgilendirmelerde de yine geniş zamanı kullanabilirsiniz. Üstteki vermiş olduğumuz örnek cümleleri kullanarak ben şu an geniş zamanı size göstereceğim. Hızlı bir şekilde tek slide'in içinde hem pozitif hem negatif hem soru cümleleri ardından da isim ve fiil cümlelerinin beraber aynı slide'da gösterilmesi söz konusu. I am a successful student. Bakın, am olması geniş zaman olmasına engel değil. Fiil olmasına gerek yok bizim geniş zaman diyebilmemiz için. Yani isim cümlesi de geniş zaman olur, fiil cümlesi de geniş zaman olur. I am a successful student. Ben başarılı bir öğrenciyim. My brother is an honest person. Benim kardeşim dürüst bir kişidir. We are not friends. Biz arkadaş değiliz. Is Ayşe a beautiful girl? Ayşe güzel bir kız mı? Başta bakın. Şimdi fiillere geçiyorum. 2 million people live in Sakarya. 2 milyon insan Sakarya'da yaşar. Bakın yaşar. Bu bilimsel bir gerçek. Bilimsel gerçek demek illa bilimle ispatlanan değil. Saydınız 2 milyon kişi var. Bu da bir bilimsel gerçek olur. The television shows a funny film. Televizyon komik bir film gösterir. The baby cries a lot. Bebek çok ağlar. I don't live in Ankara. Ben Ankara'da yaşamam. She doesn't feel worried. O endişeli hissetmez. Do people speak Spanish? İnsanlar İspanyolca konuşur mu? Does she have long hair? O uzun saça sahip mi? Şu slaytımız arkadaşlar lütfen durdurarak kendiniz de bir analiz edin. Yapısal olarak analiz edin. Şuradaki 2-4 tane cümlemiz isim cümlesi. Hem negatif hem pozitif hem de soru kalıbı var. Şuradaki geriye kalan cümlelerinde hepsi fiil cümlesi. Bunlarda da yine farklı farklı formlarda gösterdim ki aradaki farkları da görelim. Bakın leave'de s takısı yok ama shows'ta s takısı var. 2 milyon insan çoğul, televizyon tekil. He, she, it öznelerinde s takısı koymamız gerekiyor fiile. Bakın bebek tekil. O yüzden cry olan cry kelimesi fiili y düşerek i'ye salıyor. I don't live in Ankara'da bir şey yok. She doesn't feel worried. Bakın don't, IUV'de olduğu gibi don't kullanırsak she'ye geldiğimizde şuradaki fiildeki s takıları do'ya geliyor ve does yapıyor bunu. Do does'a dönüşüyor s takısından ötürü.
Şimdi bu set takısı normalde fiilde değil miydi? Evet, fiildeydi. O halde bu set takısı fiilden hop do'ya kaydığı için does dedik ve doesn't demişiz. Bu şekilde olumsuz cümlede. Do people speak Spanish? İnsanlar İspanyolca konuşur mu? İnsanlar şuradaki olduğu gibi çoğul dediğimiz için herhangi bir ek gelmemiş. Ama she dediğimizde has fiilindeki s takısı s'e does'a gitmiş ve does do'ya gelerek does demiş. Dolayısıyla has'deki s gittiği için de bu artık have dönüşmüş. Onun uzun saçı var mı? Şeklinde bir cümle ile geçiyoruz. Geniş zamanı bu slide'da noktalandıracağız arkadaşlar. Geniş zamanda bazı kelimeleri kullanmamız gerekebilir. Ya da kullandığımız takdirde geniş zaman olduğunu anlayabiliriz. Özellikle sıklık zarfları bu şekilde kullanılır arkadaşlar. Geniş zaman cümleleri kullanırken aralara mutlaka şu kelimelerden sıkıştırılır. Always, her zaman. Usually, genellikle. Often, generally. Bunların hepsi aynı anlamda. Üçü de. Genellikle, sıklıkla, genellikle. Sometimes, bazen, bazen %50 manasında. Rarely ve seldom, nadiren, hardly ever, neredeyse hiç. Ve never kelimesi direkt zıtlık ifade ediyor. Hiç demek arkadaşlar. I never love you dersem ben seni hiç sevmiyorum anlamına gelir. Never kelimesi cümlemizi otomatikmen olumsuz yapar. On Mondays, pazartesi günleri. Every Tuesday mesela, her salı, at weekends, hafta sonları diyerek geniş zaman anlatımını sona erdiriyoruz. Size alın bir kitabın kapağından bir görüntü. I don't want to go to sleep. I var, don't var, want var. Want istemek demek, sleep uyumak demek, go gitmek demek. Ben istemiyorum gitmeyi uyumaya. Ben uyumaya gitmeyi istemiyorum. Burada arkadaşlar bitiriyoruz. Sonraki sunumumuzda diğer zamanlardan olan bakalım gelecek zamandan bahsetmiş olacağız. Hepinize iyi çalışmalar. Görüşmek üzere. Bir sonraki videoda takipte kalınız.